Beni sevdam için sayıp gitti. Belki bu en iyisidir. Kendinden başkasını düşünmedi. Aşkmış, baharmış. Dua et anneme bir şey olmasın. Yoksa ellerimle öldürürüm seni. Annem, sen iyileş. Bir daha sözünden çıkarsam toprak örsün yüzüm. Ne lafını çiğnerim, ne andımı bozarım. İhale ödeneğiyle alınan malı satamazsınız. Mal gibi de satarım. Mal benim, karar benim. Kime ne? Satmazsam batarım Ali. Depoda yangın çıkmış. Ne? Nasıl? Polis aradı. Her şey yanmış. Kül olmuş. Siz kiminle konuştuğunuzun farkında mısınız? Karşınızda Coşkun Hanoğlu var. Bana kundakçı mı diyorsunuz? Artık gerçekten bitti. Ne dedi Coşkun? Ödeme yapmayacaklarmış. Biz bu adamı batırmaya uğraşmıyor muyuz? Öyle ama bana hesabını vereceği kayıp hayatlar var. Son kozumu oynayacağım. Bakalım erkek gibi hatalarını sahiplenecek mi? Yoksa gene kaypaklık mı yapacak? Allah kahretsin! Şu hale bak! Hanoğlu'yuz biz! Nasıl olur da evin hanım bize hizmet eder? Üzerinde yemek yediğimiz masa bile bizim değil. Her şeyi biliyorum. Ömer'i buldum. Belgin'le konuşacaksın. Kocasının katil olduğunu bilecek. Ben katil değilim. Katilsin. Ve bunu açıklayacaksın. Açıklamazsam ne olur? Sen söylemezsen ben söyleyeceğim Anoğlu. Belgin'in katil olduğumu düşünmesine izin vermem. Bunun için her şeyi göze alırım. Kızım, nişan elbiseni aldın değil mi terziden? Kusura bakmayın böldüm ama Ali bir bakar mısın? Bahar! Bahar bekle! Siz devam edin Hasan Bey. Ali birazdan gelir. Evlat. Bahar. Hayırdır? Kusura bakma, zamansız geldim.
Hoş geldin. Çok özlemişim seni. Bir an önce sana ulaşmam gerekti. Telefonun cevap vermeyince... Telaştan evde unutmuşum. Şirkete geldim seni görmek için. Ama çıkmıştım. Hayırlı olur inşallah. Akşam akşam rahatsız ettim. Ama ek protokol sigorta şirketiyle yapılan sen neymiş? Onu almaya geldim. Dosyalar evde. Eve gidelim. Üzerinde çalışayım diye getirmiştim. Ne tatlısın sen. Şeytan tüyü mü var sende? Görür görmez vuruldum sana çapkın. Bir lokma da yutayım mı seni? Annenler çok mutlu olacaklar gördüklerinde. Haberleri yok ki. Görüşmüyoruz biliyorsun. İnsan haber vermez mi kızım? Bundan büyük mutluluk olur mu? Canım. Canım, canım benim. Annenlere götür Eren'i. Torunlarını görmek onların da hakkı. Haklısın. Babasıyla da barış. Madem istekli adam hayır deme. Bir dene hiç olmazsa. Yazık bu yavruca. Babasız büyütüp sakın günahına girme. Doğru tabii ne diyeyim. Deli annene yaramışsın sen. Mülayim biri olmuş çıkmış. Niye ağlıyor bu? Olmadı ama. Ne güzel sohbet ediyorduk. En son ne zaman emzirdin sen bunu? 2 saat oldu herhalde. Acıkmış mı kızım? Al bir güzel doyur. Hemen doyururum. Nereye gidiyorsun? Burada emzirebilirsin. Gel buraya. Mama vereceğim. Bazen sütüm yetmiyor da hazırlamaya mutfağa gidiyordum. Ne maması kızım? Bir güzel emzir. Anne sütünden sağlıklısı var mı? Ha? Evet de. Babam hala gelmedi. Arıyorum cevap vermiyor. Şirketi arıyorum güvenlik de çıkmıyor. Ben bir şirkete gideceğim. Canı sıkkın bu aralar. Hava alıyordur dışarıda. Endişelenme birazdan gelir. Ah geldi bile. Ben bakarım. Sen rahatsız olma. Buyurun. Belgin Hanoğlu'na teslimatım var. Ben alayım. Sadece Belgin Hanım'a verebilirim. Belgişim, bakar mısın? Geliyorum. Hayranlarından mesaj var. Sanaymış hepsi. Ya. Nereye imzalıyorum? Buyurun. Bir de mektup var. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yine gizli hayran edinmişsin belge satan. Sen benimle uğraşma da bebeğini doyur. Hadi bakayım. Allah tamamını erdirsin kızım. Teşekkür ederim anneciğim. Bir yastıkta kocayın inşallah. Mutluluklar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hadi oğlum.
Umudi. Hadi seni. Mutluluklar. İnşallah. Mutluluklar. Gel. Gel. Hayırlı olsun çocuğum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Mutluluklar. Hayırlı olsun kardeşim. Oh, bugünü de gördüm ya. Ölsem de gam yemem artık. Hasan. Kocan Fikret. Belginim, şimdi nereden çıktı bu mektup diyeceksin. Biliyorum gençliğimde de hiç yazmadım sana. Hep eksik bıraktım bir şeyleri. Duygularımı yanlış göstersem de seni bir saniye bile sevmekten vazgeçmedim. Bu dünyadaki en değerli varlığım sen ve çocuklarım. Size olan sevgimden bir saniye bile şüphe etme. İstemeden sana çok acı çektirdim. Ama hepsini seni kaybetmemek için yaptım. Sana olan tükenmez aşkımda. Her şeye rağmen benimle olduğun için sonsuz teşekkürler. Yanında bir ömrü geçirdim. Beni sevmedin biliyorum. Ama kabullenmen yetti. Bir gülümsemen için dünyaları yaktım. Seninle bir gün daha fazla kalmak için her şeyimi verirdim. Ama artık mümkünü yok. Şimdi senden son bir ricam var. Bahar'ı hep kızım olarak gördüm. Kızım olarak sevdim. Aynı senin coşkunu gördüğün gibi. Sen de biraz hatırım varsa bırak öyle kalsın. Ona babası olmadığımı asla söyleme. Kocan Fikret. Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu mektup? Telefonu açın. Neredesin Fikret? Dosyayı bulamadım. Hadi inat etme. Lütfen 2 dakika içeri gir. Üşüyorsun. Öyle iyi beklerim burada. Aklım sende. Acele edeyim derken elim ayağım birbirine dolanıyor. Bulamıyorum lütfen. Tamam ama çabuk olacaksın. Birine bile cevap vermedin. Çok kırgınım sana aslında. Bir arayıp sormadın.
Fikret Bey sağ olsun, ondan aldım haberleri. Artık buradasın nasıl olsa. Nişana geç kaldım ben. En mutlu gününde abimi yalnız bırakmayayım. Zahmet oldu, sağ ol. Ne yapacaksın bunları? Sabah karara itirazda bulunacağım. İşe yarayacak mı? Çok geç değil mi? Ali, sonra konuşsak. Burada olmak istemiyorum. Burası benim de evim Bahar. Lütfen. Bana bir taksi çağırır mısın? Sen de geç kaldın zaten. Hoş geldiniz Belgin Hanım. Fikret Bey burada mı? İçeride kimse yok sanırım. Benim mesaim yeni başladı. Benden önce Fikret Bey arkadaşları izin vermiş. Geldiğimde kimse yoktu. İzin mi vermiş? Hı-hı. Öyle mi? Teşekkür ederim. Gelinliğimi de yapmak istiyorum. Bir model beğendim ama rengine karar veremedim. Yani ben beyaz istiyorum ama o modele kırık beyaz daha güzel gibi. Benim de taşlar da olacakmış. Sen de benimle gelir misin? Karar vermemde bana yardımcı olursun ama. Olur tabii, gelirim. Bak ne güzel anlaştılar. Sizin gibi iyi dost olacaklar. Beğendin gerçekten? Evet, hem de çok beğendim. Çok yakışmış. Sağ ol, beğenmene çok sevindim. Bana şerbet yok mu Nermin teyze? Olmaz olur mu Ali oğlum, al. Darısı başına Ali. Senin de mürüvvetini görelim artık. Kısmet, bakalım. Hayatta ne zaman ne olacağı hiç belli olmaz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ali. Baksana. Salih, geçmişi geçmişte bırak. Sen en doğrusunu yaptın. Ben böyle kaderin ta... Yenisini getireyim mi? Oğlum nereye? Gelsene sen benimle. Evet ne?
Anlasana oğlum, Bahar ne zaman gelmiş? Dün. Neden? Ne bileyim, babasına yardımı herhalde. Peki burada ne işi varmış, nişanı mı duymuş? Hayır, işlerle ilgili birkaç dosya istedi. Benimle burayla ilgili hiçbir şey demedi mi? Yok. Seni anlıyorum abi. Hala Bahar'a aşıksın. Ama baksana, köprünün altından çok sular geçti. Seni artık önemsemiyor. Bir yıldır bir kez aradı mı? Seni burada gördüğünde yapma Salih dedi mi? Bahar için bitmişsin sen. Her halinden belli. Hadi Ceylan yengemi yalnız bırakmayalım. Adli tıp hanımefendi, savcı beyin talimatı. Ama... Fikret... Akşamları kimse olmaz genelde. Geceleri nöbet tutulmaz mı burada? Tutulur tabii. Ama Fikret Bey, benden önceki arkadaşların nöbetlerini bırakıp evlerine gitmelerini istemiş. İzinlisiniz demiş. Onlar da gitmişler. Bana da haber verdiler. Ne bilelim intihar edeceğini. Bilse kimse yerinden kıpırdamazdı. Niyeti belliymiş rahmetlinin. Dağ gibi adamdı. İyi insandınız. Neden böyle bir şey yaptı aklım ermedi. Madem izinliydiniz, sen niye geldin? Ben şefim. Sorumluluğum daha ağır. Ne olur ne olmaz diye geldim. Geldiğimde kimse yoktu. Koridorları tek tek dolaşıp açık kapıları kapadım. Fikret Bey'in odasına bakmayı akıl edemedim. İçeride olduğundan haberim yoktu. Her şey normal görünüyordu. Ben de dışarı çıktım. Burçak, hoş geldin. Ne işiniz var burada? Gelmek zorundaydık. Eren'e bir şey mi oldu? Panikleme hemen. Çok ağladı, susturamadım. Doktora götürdüm. Biliyorsun, seni aradım, ulaşamadım. Ne yapacağımı şaşırdım, aldım geldim. Annemler? Merak etme, evde kimse yok. Of Burçak, nasıl yaptın bunu? Gördüler mi Eren'i? Özür dilerim Bahar. Ama Eren için benim çocuğum demek zorunda kaldım. Ne? Başka çarem yoktu, ne yapayım? İnanamıyorum sana. Ya mahvoldum ben Burçak. Zaten yalan söylüyorum. Bir de bu yalanı gözlerine sokacağım. İşler daha da karışacak. Ya keşke haber verseydin. Ya da ne bileyim, geldin madem bir otele gitseydin. Ya da arayıp beni bulsaydın. Konuşsaydık. Böyle pat diye. Allah'ım, ben şimdi ne yapacağım? Bahane. Bahane bulma Burçak. Mahvolduk senin yüzünden. Bahar, diler misin beni? Ay, ne yapıyorum ben ya? Burçak, özür dilerim. Lütfen ağlama. Kocaman bir sorumlulukla okyanusun öbür ucunda bıraktım seni. Utanmadan bir de bağırıyorum. Hadi ne olur ağlama. Bahar. Babanı kaybettik. Hayırlı geceler oğlum. Üstümü örtmeye mi geldin? Yok, bir şey soracaktım. Niye gelmiş o kız? Ne işi varmış nişan günü? İş için bir şeyler danışmaya gelmiş anneciğim. Yine ağzımızın tadını bozdu. Hani Amerika'daydı? Ne zaman gelmiş? Dönmüş işte, ne önemi var? Temelli mi gelmiş yoksa? Anne, sana ne el alemin kızından? Sen asıl oğluna bak. Onun için soruyorum ya. Dünya gözüyle evlendiğini, çoluğa çocuğa karıştığını bir görsem.
Abime dikkat eder. Elini çabuk tutarsan görürsün. Bana sorarsan düğün için yazı beklememek lazım. Bir an önce yapalım bitsin. Her akşam en geç saat 5'te evde olurdu. Gelmedi. Bekledik. Sonra haber de vermeyince cep telefonundan aradım. Kapalıydı. Şirketi aradık. Orada da cevap veren yok. Telaşlandım. Şirkete gittim. Güvenlik görevlisi vardı. Odasına çıktım. Kapıyı açtım. Gerisini biliyorsunuz. Kocanızı bulduğunuzda yalnız mıydınız? Anneciğim, devam etmek zorunda değilsin. İstersen daha sonra. Tamam kızım. Ben iyiyim. Evet, yalnızdım. İş iflas etmişti. Banka her şeyimizi aldı. Çok zor günler geçiriyordum. Savcı Bey'e de anlattığım gibi oldu her şey. Kaçta şirkete geldiniz? 9:30 civarı. Benim nöbet 10'da başlıyordu. Peki babam nerede şimdi? Otopsi için adli tıp morguna götürülmüş. Otopsi mi? Otopsiye ne gerek var? Savcılık bu gibi durumlarda otopsi talep edebilir anneciğim. Ah Fikret. Çekip vursalardı da Bahar beni öyle görmeseydi. O da gitmeseydi abicim. Sen elinden geleni yaptın. Yaşamak, hayatını yeniden kurmak en doğal hakkın, değil mi? Öyle. Ama onu görünce her şey tuzla buz oldu be Mahir. Bundan sonra annem ne derse o diye söz vermeyecektin o zaman abicim. Emine teyze de seni evlenmeye zorlayamazdı. Anam canından oluyordu benim yüzümden. Ben gülemiyorum, bari o gülsün istedim. Bu gece anladım ki hasret sevdam büyütmekten başka bir şeye yaramamış. Zaman akmış ama kalbimde bir saniye bile geçmemiş. Ben hala Bahar'ın beni bıraktığı yerdeyim Mahir. Doğru diyorsun da bakalım Bahar senin bıraktığın yerde. İçimde hiç dinmeyecek bir sızı. Kocaman, dermansız bir yara. İlacı var mı ölüm acısının? Sol yanım yitik. Soluğum kesik. Kala kaldım bu koca dünyada. Kim tutacak elimi sımsıkı? Kim güç verecek en umutsuz anımda? Kaşlarını çatıp bakanım bile olmayacak. Babam. Babam artık yok. Hoş geldin aşkım. Bahar. Sabah olmak üzere, biraz dinlenmelisin. Çok çalışmalıyım, dinlenmeye vaktim yok Burçak. Bahar yapma. Korkunç bir gün geçirdik.
Şunları da halledeyim. Bahar yeter. Bu şekilde gerçeklerden kaçamayız. Onsuz ne yapacağımı bilemiyorum Burçak. Sesi kulaklarımda. Ne demem gerektiğini gerçekten bilmiyorum ben. Üzgünüm, çok üzgünüm. Artık babam yok benim. Gitti Burçak. Gitti babam. Efendim. Müsait misin Ali? Tabii ki senin için her zaman müsaitim. Ali, babamı kaybettik Ali. Nasıl? Ne zaman? Kendini vurmuş. Ne? Adli tıbba gitmem gerek. Benimle gelir misin? Babamı oradan almalıyım. Tamam, hemen geliyorum. Nereye? Kötü bir şey mi var oğlum? Rengin attı. Ali, bir şey mi oldu? İşle ilgili çıkmam gerekiyor. İnşaat sektörünün önde gelen isimlerinden Fikret Hanoğlu, dün gece ofisinde ölü olarak bulundu. Yakın zamanda yaşadığı mali kriz ve ardından gelen iflasın iş adamını intihara sürüklediği düşünülüyor. Efendim Ali. Abi, Hanoğlu intihar etmiş. Şimdi haberlerde gördüm ben de. Hayır, hayır.
Onu Emine anneme koymuştum. Yani açık içiyor da o bakımdan. Annen alsın kızım, fark etmez. Ellerine sağlık. Ben de açık içiyorum ya kızım. Yoksa çarpıntı yapıyor. Bilmiyorsun sanki. Buyur anne. Bunu da açar, hemen getiririm. Salih'in akşamki hali neydi öyle dünürüm? Vallahi Recep çok sinirlendi. Bütün gece söylendi durdu. Kızın durumu da malum. Yavrum mutlu olacağı yerde ne hale geldi? Ben de sen sabaha kadar uyuyamadım. Ortada üzülecek ne var dünür? Aa, daha ne olsun? Oğlunun eski kırığı nişanı bastı. Ay sanki biz zorla verdik kızımızı. Kendiniz talip oldunuz. Ama bu işin sonu gelmeyecekse bilelim. Biz de tedbirimizi ona göre alalım. Aman dünür, o nasıl söz? Hem oğlanın kabahati ne? Kendini bilmez, çıkıp gelmiş işte. Vallahi ben bilmem. Konu komşu, kazanları kaynatmış hemen. Kız Salih'in eski nişanlısıymış meğer. Milletin ağzı torba değil ki büzesin. Halt etmişler. Tamam, kız Salih'imin peşinde çok koştu. Ama oğlum istemedi. Bir iki görüştüler o kadar. Bizim gelinimiz Ceylan kızımızdır. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Yapma abi. Bizim güçlü olmamız gerek. Bak yoksa annem daha da perişan olur. Hadi. Başın sağ olsun Bahar. Neden geldin? Nasıl yıkıldığımızı görmeye mi? Bahar lütfen. Fikret Anoğlu'nu yok etmek istemiyor muydun? Bak istediğin oldu. Babam yok artık, öldü. Rahat mısın şimdi? İntikamını aldın mı? Çok üzgünüm Bahar. Ben bunu istememiştim. Acını anlıyorum. Sakın dokunma bana. Git buradan, hemen git. Gel kızım. Ceylan. Emine annem burada olacağını söyledi. Nişanlan bir görüşemedik de. Dışarı çıkalım. Hadi. Bir şey mi diyecektin? Yani acil bir şey mi oldu? Yok.
Sadece seni görmek istemiştim. İyiyim ben. Aslında geldiğin iyi oldu. Biraz konuşalım nişan gecesini. Salih, biliyor musun biz küçükken... Yani Gonca Gül'le bizi... Bir de Sultan vardı. Doğru ya. Kim bilir nerede şimdi? Hepimizi Luna Park'a götürmüştüm bir keresinde. Ne çok gülmüştük. En çok dönme dolap hoşuma gitmişti. Sen atışta kazandığın hediyeleri bize vermiştin o gün. Bak. Hala saklıyorum. Sakladığını bilmiyordum. Canım babacığım. Kendi başına aldığın ilk babalar günü hediyendi. Paketi açtığında çok gülmüştü. Hatırlıyorum. Öyle gülünce beğenmedi sanmıştım. Bir de hiç takmayınca... Ne bileyim attı sandım. Hiç atar mı kızım? Takmadı ama beğenmediğinden değil. Yani bunu biraz genç işi bulmuştu. Yoksa çok severdi. Hatta bazı günler takımın içine tutar. Bak Belgin, kızımız beni daha 20'sinde delikanlı zannediyor der, keyiflenirdi. Şimdi ne yapacağız? Babam olmadan nasıl başaracağız? Yavrum, üzülme sen. Dayanacağız canım. Canım. Canım kızım benim, canım. Babamı özlüyorum anne. Şimdiden yokluğu ağır geliyor. Hoş geldiniz. Başımız sağ olsun. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah rahmet eylesin. Fikret Bey'in üzerimde çok emeği var. Öyle üzgünüm ki. Sağ ol kızım. Babamın eşyalarını toplamaya geldik. O da müsait mi? O nasıl söz? Tabii ki. Başınız sağ olsun efendim. Çok üzüldüm. Dostlar sağ olsun. Yapamayacağım. Sanki açtığım zaman Fikret. Anneciğim lütfen hadi. Anneciğim. Bir an önce işimizi bitirip gidelim buradan.
Baban intihar etmeden önce bir mektup bırakmış. Ben cesaret edip açamadım. Hayatım boyunca ailem ve onların mutluluğu için her şeyi göze aldım. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Herkes bilsin ki ölümümün tek sebebi Hasan Doruk. Namı diğer Harputludur. Ailemi düşmanlarımdan koruyamadım. Bu şekilde yaşamaktansa ölmek en onurlusu. Ama nasıl olur? Şimdi her şey değişti. Görülecek bir hesabımız var. Nerede o? Kim? Babamın katili Hasan Doruk. Katil mi? Bilmiyormuş gibi davranma. Nerede? Evine gittim yok. Nerede o? Bilmiyorum Bahar. Sen saklıyorsun onu değil mi? Ne de olsa onun sağ kolusun. Bahar neler söylüyorsun? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Her şeyi. Ailemizi mahvetti. Beni mahvetti. Sen de ona yardım et. Ben bir şey yapmadım. Engel de olmadın. Artık babam yok. Senden nefret ediyorum Salih. Gözünden akan bir damla yaşın uğruna canımı veririm ben. Senin için tüm dünyayı karşıma aldım. Beni nasıl suçlarsın? Sen benim her şeyimsin Bahar. Saçının teline zarar gelse ölürüm ben. Yalan. Hepsi yalan. Gözlerimin içine baka baka hala yalan söylüyorsun. Deliler gibi seviyorum seni Bahar. Kanımın son damlasına kadar. Sen iste isteme. Bir ömür yüreğinde yaşayacaksın. Allah kahretsin Salih. Söylediklerine bak bir de yaptıklarına. Parmağındaki yüzükten utan. Hasan, ha? Ne yaptın? Ne yaptıysam bizim için yaptım. Yani ikimiz için mi intihara sürükledin Fikret'i? Bilemezdim. Sadece gerçekleri itiraf etmesini söyledim. Ölmeden önce bir mektup yazıp anlatmış her şeyi. Tek sebep de seni göstermiş. Ben sırf yuvam dağılmasın, çocuklarım acı çekmesin diye seninle bir ömürden vazgeçtim Hasan. Bana anladığını söylemiştin. En başından kabul etmemiş miydin? Peki şimdi bu yaptığın ne? Ne? Ben sadece kocanın gerçek yüzünü gör istedim. Sana babamı öldürdüğünü, katil olduğunu itiraf etmesini istedim. Ama o kadar korkakmış ki seninle yüzleşmekten kaçıp bu yolu seçmiş.
bütün bunların neye mal olduğunun farkında bile değilsin Hasan. Fikret öldü. Şimdi Bahar babasının intikamını almak için var gücüyle savaşacak seninle. Ve onu ben bile durduramam artık. Ben bile durduramam. En acısı ne biliyor musun Hasan? Öz babası kızımın düşmanlığını kazandı. Bahar benim kızım mı? Bunca yıl bunu benden nasıl saklarsın? Beni anlamalısın. Onlar hayat bana başka bir seçenek bırakmamıştı ki Hasan. Bırakmamıştı, anlıyor musun? Bırakmamıştı. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Ali Bey. Buyurun oturun lütfen. Hoş bulduk. Bir şeye ihtiyacınız var mı diye sorayım dedim. Sağ olun Ali Bey. Eksik olmayın. Bahar'ı gördünüz mü? Konuştunuz mu Bahar'la? Yok. Konuşmadık. Ha. Ben bakarım. Bahar'dır inşallah. Bir terslik yok ya. Bulamadım. Yer yarıldı, içine girdi sanki. Kesin kaçtı. Ama kurtulamaz elimden. Kimden bahsediyorsun? Ne oluyor? Hasan Doruk'tan. Hayırlı nöbetler. Sağ olun. Ben Hasan Doruk. Fikret Hanoğlu benim yüzümden öldü. Teslim olmaya geldim. Sana yardıma hazırım Bahar. Ne gerekiyorsa yaparız. Şimdi biraz sakin ol lütfen. Olamıyorum Ali. Babamın katili sokaklarda dolaşıyor. Biliyorum. Hiç sırası değil ama siz yokken bunu getirdiler. Allah kahretsin. Nereden geliyor? Banka. Evi hemen boşaltmamızı istiyorlar. Satışa çıkaracaklarmış. Neden her şey üst üste geliyor ya? Canım yapma. Mutlaka bir yol bulacağız. Hepsinin çözümünü bulabiliriz. Sakin olmaya çalış. Senin sağduyuna ihtiyacımız var. Öncelikle yeni bir ev bulalım size. Anlamıyorsun Ali. Hiç paramız yokken nasıl ev bakalım? Sigortadan ödeme alıncaya kadar hiçbir şey yapamayız.
Ben her türlü yardıma hazırım Bahar. Teşekkür ederim Ali ama bunu kabul edemem. Aşk olsun Bahar. Biz arkadaşız. Hem borç veriyorum. Sigortadan alınca geri ödersin. Ali haklı Bahar. Gerisini halletmek için önce bu sıkıntıdan kurtulmalıyız. Hoş geldin oğlum. Hemen sofraya geç. Neden bana haber vermedin? Neyi? Fikret Hanoğlu'nun öldüğünü. Öldü mü adam? Fırsatım olmadı. Sadece bir telefon edecektin Ali. Edemedim abi, uzatma istersen. Neden böyle yapıyorsun Ali? Çünkü artık sevgili değilsiniz. Çünkü onların ne yaşadığı seni ilgilendirmiyor. Sen kararını verdin. Başkasıyla nişanlandın. O da hayatına devam etmeye çalışıyor. Bahar rahat bırak. Efendim Mahir abi. Ali, hemen buraya gelmen lazım. Ne oldu? Hasan abi polise teslim olmuş. Fikret'in ölümüne ben sebep oldum demiş. Ne? Acıkmış mı? Oh benim oğlum. Gel. Burcak, sütüm kesilmiş. Allah kahretsin. Olacağı buydu işte. Bu kadar üzüntü üst üste gelirse sütün de kesilir, her şey de olur. Ne olacak şimdi? Önce mama hazırlayayım da paşamın karnını doyurayım. Sonra da senin en kısa zamanda doktora gitmen gerekecek. Çok özür dilerim oğlum. Efendim. Benim Ali. Sana bir haberim var. Kötü bir şeyse söyleme Ali. Güzel haber. Harputlu teslim olmuş, gözaltında. Ciddi misin? Detayları anlatırım. Az sonra Harputlu'yla görüşeceğim. Bana karşı onu savunmayacaksın değil mi? Olur mu? Mahir gecenin bir yarısı çağırdı geldim. Ama emin ol öyle bir niyetim yok. Daha önce savunmadım biliyorsun. Hele şimdi. Her şey bu kadar açıkken. Şimdi kapatmam lazım. Görüşürüz. Hoş geldin evlat. Siz gidebilirsiniz. Teslim olmakla çok iyi yapmışsın abi. Bahar zaten hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Ölüme sebebiyet vermek ciddi bir suçlama. İşte şikayet dilekçesi. Seni beklerken okudum. Hanoğlu el yazısıyla mektup yazmış. Ölüm için direkt seni suçlamış. Altını da imzalamış. Haberim var. Fikret gider ayak yapacağını gene yaptı. İyi bir avukata ihtiyacımız var. Seni savunamam abi. Yani açıktan yapamam bunu. Bak abi, Bahar bu iş için dişini tırnağına takıp uğraşacaktır. Bütün geçmişi araştıracaktır. Her şeyi didikleyecektir. Gözünden hiçbir şey kaçmaz. Üstelik ben onlarla çalışıyorum.
kendisiyle aynı tarafta olduğumuzu sanıyor. Eğer seni savunursam tüm foyamız ortaya çıkar. Doğru. Benim hatam. İşin buraya kadar geleceğini hesap etmeliydim. Benim yüzümden öldü. Bana güven abi. Bir yolunu bulup kurtaracağım seni. Ama biraz zaman ver. Felek beni can evimden vurmuş. Yaşamışım, ölmüşüm, mahpus olmuşum. Ne fark eder evlat? Uyuyamadım kızım. Uyku tutmadı. Ali aradı. Bu saatte. Hayırdır inşallah, niye aramış? Hasan Doruk teslim olmuş. Tamam Bahar. İnternetten baktım. Mobilyalı. Odaları da geniş gözüküyor. Tamam, görüşürüz. Bahar'la mı konuştun? Evi boşaltacaklar. Benden yardım istedi, ben de ediyorum. Neden senden istiyormuş? Sanki başka kimseleri yok. Hem abisi nerede? Başlarında değil mi? Coşkun bitmiş vaziyette anne. Nasıl uğraşsın bunlarla? Boyu devrilsin. Hem Bahar benim arkadaşım. Tabii bana güvenecek. Benim yapabileceğim şey var mı? Yok sağ ol. Sen işine bak abi, ben hallediyorum. Ali, Hasan abinin durumu nedir? Ne olacak şimdi? Bahar dava açmaya hazırlanıyor. Hasan abi de gitmiş teslim olmuş. Suçlamayı kabul etmiş. İşimiz zorlaştı. Gece gereken her şeyi söyledim Hasan abi. Sarhoş musun? Pardon, özür dilerim, pardon. Öncegül. Ne oluyor? Pardon, pardon, birine benzettim. Gül, bekle beni. Lütfen beyefendi, parasını ödemeden çıkamazsınız beyefendi. Durun. Bıraksana kardeşim, lütfen, benim çıkmam lazım. Lütfen beyefendi, paketi bırakır mısınız lütfen kardeşim, beyefendi? Kardeşim bırakır mısın, beni çıkmam lazım diyorum. Zorluk çıkarmayın beyefendi, lütfen ama. Beyefendi lütfen ama, zorluk çıkarmayın. Bırak beni diyorum, çıkmam lazım. Beyefendi zorluk çıkarmayın ama. Lütfen ama, lütfen. Coşkun'a güvenip bir bez istedik, hala getiremedi. Bebişimin altı sırılsıklam. Çıkart kızım bezini. Hava alsın çocuk biraz. Çıkar, çıkar hadi. Madem Belgiş anneanne öyle dedi, o zaman altımız fora. Demin aradım, buradaki markette bulamamış istediğin numarayı. Başka yere bakacaktı, birazdan gelir. Hem bak paşamız pek de memnun bu işten. Anneciğim,
Delilleri vermek için savcıya gideceğim. Zaten Harputlu'da polis ifadesine kabul etmiş suçunu. Ben en iyisi Eren'i uyutayım. Ali'nin bahsettiği evi görmeye sen git istersen. Adres bu. Bu arada dava için senin ifaden de gerekebilir. Ne de olsa geçmişte yaşananları en iyi sen biliyorsun. Ama buna hazır mısın? Sonuçta söz konusu olan Harputlu. Söz konusu olan baban Bahar'cığım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Peki. Var burada. Konuşmamız gerek. Konuşmak mı? Yüzünü bile görmek istemiyorum. Bahar. Beni dinlemen gerek. Mazimiz bu kadarını hak ediyor. Bizim bir mazimiz yok Salih. Onu sen yok ettin. Artık senin yeni bir geleceğin var. Şimdi izin verirsen halledecek işlerim var. Bahar. Hata yapıyorsun. Hasan abi katil değil. Demek bunu konuşmak için geldim. Katil değil ha. O zaman niye teslim oldu? Daha önce de dinlemedin beni. Peşin hüküm verdin. Coşkun'u Hasan abi vurdu sandım. Evet. Ama şimdi yanılmıyorum. Tetiği çeken kadar sebep olan da suçludur. Çok savunduğun abin o tetiğin çekilmesine neden oldu. Üstelik de elimde bunu kanıtlayan deliller var. Hem sana açıklama yapmak zorunda değilim. Herkes kendi hayatını yaşıyor nasılsa, öyle değil mi? Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin Dünür'üm, hoş geldin. Buyur geç. Hoş bulduk. Kusura kalma Dünür. Böyle pat diye geldim ama bir konuşalım istedim. Ne demek Emine Hanım, buyur dinliyorum. Nermin Hanım, diyorum ki şu nişanı hiç uzatmayalım. Ne? Yani düğün için yazı beklemesek diyorum. Tez zamanda yapalım. Gelinim bir an önce benim evimde salınsın. İyi düşünmüşsün de daha kızın çeyizi hazır değil. Hem babası da alacağını vereceğini yaza göre ayarladıydı. Canım, aramızda çeyizin çemenin lafı mı olur? Biz bir aileyiz artık. Sen bir Recep Bey'le bir konuş ha. Hani bezler? Burçak. Ben deliriyorum galiba. Kendini böyle hissetmen normal. Zamana ihtiyacın var Coşkun. Yaran daha çok taze. Gonca Gül'ü gördüm. Markette. Öylece dolanıyordu. Gerçek gibiydi. Yetişsem tutabilecektim sanki. Gonca Gül? Ha, tamam. Salih'in kardeşi. Fikret amcanın ölümü seni çok sarstı. Aklın böyle oyunlar oynuyor. Kafan rahat değil. Biraz dinlensen. 2 gündür yemek de yemedin. Zaten sağlığın malum. Kendine bakman gerek. Aklım değil. Vicdanım bana oyun oynuyor. Bunu bir kez daha yaşarsam kaldıramam.
Fikret Hanoğlu'nun ölümünden Hasan Doruk'un sorumlu olduğuna dair tarafından el yazısıyla yazılmış mektup. Burada kriminal sonuçları var. El yazısının Fikret Hanoğlu'na ait olduğunu belgeliyor. Ölüm tarihi ve saatini gösteren belge, otopsi raporu. Bu da Hanoğlu Holding'in güvenlik kamerası kayıtları. Fikret Hanoğlu'nun intihar ettiği gün Hasan Doruk şirkete gelmiş. Hepsi tamam Bahar Hanım. Eksiksiz kayda geçirilecek. Gerek görüldüğü takdirde dinlenecek bir de şahidimiz var. Şahit. Olay anında tanık mı varmış? Hayır. Hasan Doruk ve Fikret Hanoğlu arasındaki geçmişten gelen hesaplaşmayı bizzat bilen biri. Rahmetlinin eşi Belgin Hanoğlu. Davayı açmak için bunlar yeterli avukat hanım. Delilleri inceleyeceğim. Mahkeme böyle bir ifadeye ihtiyaç duyarsa ya da siz savunmaya karşı böyle birinin ifadesine ihtiyaç duyarsanız o zaman talep edersiniz. Peki. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Bahar, beni dinlemen gerek. Mazimiz bu kadarını hak ediyor. Bizim bir mazimiz yok Salih. Onu sen yok ettin. Hanımefendi, daha önce de kardeşinizle görüşen arkadaşımızın da dediği gibi ödemeyi yapamayız. Ödemeyi yapmak zorundasınız. Olay kundaklama. Ve bizim poliçemiz terörü kapsıyor. Kundaklama da terör faaliyeti kategorisinde incelendiğine göre tartışılacak bir konu yok. Ceylan senin sevdiğini duyunca elleriyle yaptı dolmaları. Beni hiç karıştırmadı. Zahmet olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Vallahi öyle hamarat ki. Yüzüne söylemek gibi olmasın. Hem eli de tez. Maşallah benim gelinime. Ellerine sağlık yenge, nefis olmuş. Sağ ol. Salih. Bugün kayınvalidenle de konuştum. Düğün için yazı beklemeyelim diyoruz. Hayırlı işi bekletmeye lüzum yok. Size afiyet olsun. Ah.
Yarın bu saatlerde yeni evimizde olacağız. Evi gerçekten beğendin mi anneciğim? Mütevazı bir apartman katı Bahar'cığım. Aslında epeyce geniş sayılır. Hem de sempatik, sevimli. Bize yeter. Ali sağ olsun. O kadar destek oldu ki. Ne kadar teşekkür etsek az. Dost kara günde belli oluyor Bahar'cığım. Hakikaten bayağı dost canlısı çıktı bu Ali. Burçak. Bırak şimdi Ali'yi de. Sigorta şirketinde dostumuz mu onu anlat. Ödemeyi yapmayı kabul ettiler. Zaten itiraz edecekleri tek açık bırakmadım. Gerçekten mi? Hı. Ama baban vermeyecekler demişti. Vermek zorundalar anneciğim. Poliçeyi inceledim. Onlar her ne kadar bu işten sıyrılmaya çalışsalar da başaramadılar. İşte bu kadar ya. Onlar Barhan onu tanımıyorlar da. Elinden ne kaçan kurtulur ne de uçan. Asıl elimden kurtulamayacak olan çok başka. İyisin değil mi? Bir şeye ihtiyacın var mı? İyiyim aslanım. Davacı Bahar Hanoğlu, davalı Hasan Doruk. Adınız, soyadınız? Hasan Doruk. Anne adınız? Meryem Doruk. Baba adınız? Mehmet Doruk. Doğum tarihiniz ve yeri? 1953, Harput. Karar. Sanık Hasan Doruk'un Türk Ceza Kanunu'nun 2075. maddesinin 128. bendine göre ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklu olarak yargılanmasının devamına karar verilmiştir. Duruşma bitmiştir. Hasan abi içeride çok kalmayacak.
Gittiğini sanmıştım. Seni bekledik. Belki söyleyeceklerim vardır. Neden için bu raddeye gelmesine izin verdin? Hasan abi sana güveniyordu. Suçsuz olduğunu hepimiz biliyoruz. Neden göz yumdur olanlara? Benim bir şey göz yumdum yok abi. Normal süreç bu. Hasan abiyi uyarabilirdim. Bu işlerin çığırından çıkacağını görmedin mi? Niye iş bitti, dava kapan dediğimizde durmadınız? Seni kaç kere uyardım. Ne sen ne Hasan abi bu kör intikama devam etmeyin dedim. Adamın intihar edeceğini nereden bilebilirdik ki? Harputlu'yu içeriden çıkaracaksın. Madem bu işi birlikte yaptınız, şimdi onu sen kurtaracaksın Ali. Of of. Hoş geldin Mahir. Hoş bulduk. Nasıl oldu Defne? Nasıl olsun abi? Kahroldu kız. Adile ana ot çöp bir şeyler kaynatmış. Bir de ilaç verdi. Sonunda dayanamadı uyudu. İşler öyle bir hal aldı ki ne yapacağımı şaşırdım. Hiç girmeyecektik bu işlere. Keskin sirke küpün deldi işte. Ne Bahar'la ben kaldık, ne Hasan abi Belgin Hanım'a kavuşabildi. Söyle Mahir, ne işe yaradı onca çaba? Elimizde koca bir sıfırdan başka ne var? Hem biz üzüldük, hem herkesin hayatı Arap saçına döndü. Haklısın, ne diyeyim. Tabii burada en zoru da senin halin. Bahar'ın gözleri buz gibi bakıyordu sana. Ben anladım Mahir. Bahar bana dönmüş, dönmemiş geçtim hepsinden. Dönse bayram yeri olur yüreğim. Ama dönmez. Artık birlikte olamayacağımız aşikar. Ona olan sevdamın önüne geçemiyorum. Yine de hiçbir şey onu sevmeme engel değil. Baksana, koca bir sene geldi geçti, bir sevdası terk etmedi beni. Öyle atarken yüreğim, Ceylan'la evlenemem. Ne yapacaksın peki? Nişan atacağım. Ya yapma, Ceylan'a yazık. Asıl onunla evlenirsem yazık olacak kıza. Bunu ne Bahar için yapıyorum, ne onunla bir hayat için. Sadece Ceylan'ı düşünüyorum. Yüreğimde başkası varken o kızın günahını yüklenemem. Zaten hatalarım vicdanımı rahat bırakmıyor. Ne diyeyim ya, haklısın. Peki Emine Ana'ya verdiğin yemin ne olacak? Anam da anlayacak Mahir. Zorla güzellik olmuyor. Onun yüreği yufkadır. Beni anlamasa da Ceylan'a acır içi. Bak, o zaman düğün hazırlıkları başlamadan konuş Emine anamla. Ben de öyle yapacağım. Yazlık olanlar bavulda kalsın. Annem gelince ona sorarız. Okey canım. Sen. Hoş geldin Ali. Yardım edeyim dedim. Ama önce bir şeyler yeriz. Acıkmışsınızdır. Teşekkür ederim Ali.
Annesi! Bu seni özlemiş. Teyzesi susturamadı.